Herkese merhabalar. Nihal'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere şekliyle, lezzetiyle herkesin kolaylıkla yapabileceği ve severek yiyebileceği bir poğaça tarifiyle geldim. Sizler de daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Hamur için gerekli olan malzemeler 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, şöyle 1 paket maya, 2 yemek kaşığı toz şeker. Biraz karıştırıp daha sonra sırasıyla diğer malzemelerini ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 6 su bardağı un kullandım. Unu biraz ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar unu ekleyeceğim. Unu bu aşamada kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi olur. Biraz spatula ile karıştırdıktan sonra spatulayı çıkarıp tekrardan böyle elimle bir yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu yoğurdum. Böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Hamurumun üzerini şöyle bir poşetle kapatıp yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Mayalanan hamurumu aldım. Şöyle bir havasını çıkarıp yoğurma kabında biraz yoğurduktan sonra masanın üzerine alıp böyle ilk maya kokusu gidene kadar elimle biraz yoğurup hamuru toparlıyorum. Daha sonra toparladığım hamuru 4 eşit bezeye ayıracağım. Bezelere ayırdığım hamuru üzerini kenarda biraz bekleyip bir 5 dakika dinlendirdikten sonra merdane yardımıyla böyle bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Her açtığım hamurun üzerini tekrardan bir kapatıyorum ki hamurun üzeri kabuk bağlamasın. Merdane yaptığım hamurlarımı şimdi bir oklavayla istediğim inceliğe gelene kadar açmaya devam ediyorum. Hamuru katlayıp tekrardan diğerini aynı işlemle açıp böyle çok börek hamuru gibi ince olmamasına dikkat edin. 4 tane yufkayı da aynı şekilde açıp poğaçamın şekillerini vermeye başlayacağım. İstediğim büyüklüğe geldi. Ben bunun için 125 gram margarin kullandım ama tereyağı da kullanabilirsiniz. Eritmeden böyle kaşıkla oda sıcaklığında gelen margarini böyle bir kaşık yardımıyla elimizle hamurun her tarafına gelecek şekilde iyice sürüyorum. Daha sonra sırasıyla açtığım diğer yufkaları üst üste gelecek şekilde iyice sürüyorum. Böyle elimizle çekiştirerek hepsinin aynı boya gelmesine özen gösterin. Hepsini 4 katında hepsine aynı işlemi yapıyorum. Yufkayı serdikten sonra her tarafına gelecek şekilde iyice yağlıyorum. Daha sonra tekrardan yufkamı sarıp tekrardan yağlayacağım. Bütün yufkalarımı şöyle serdim, bitirdim. Elimle çekiştirerek böyle bir kare formu veriyorum. Daha sonra hamuru içe doğru katladıktan sonra daha sonra diğer ucuyla tekrardan katlayıp hamuru şöyle elimle çekiştirerek her tarafının eşit derecede gelmesine dikkat ediyorum. Daha sonra hamurumu şöyle uzunca bir parçaya katladıktan sonra elimle tekrardan düzeltip bir merdane yardımıyla her tarafının aynı eşit derecede kalın olmasına dikkat ediyoruz. Merdane ile de düzelttikten sonra tekrardan şöyle uç kısımlarını elimle düzeltiyorum. Daha sonra bir kesme aparatıyla 2 parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyorum. Ve kestiğim hamurları şöyle bir, ben çöp şiş kullandım. Hamurun 4 tane böyle ortasına gelecek şekilde çizgiler atıyorum. Elimle bastırdıktan sonra hamuru ilk önce şöyle ortadan ikiye katlayıp daha sonra geriye doğru çevirip poğaçamın şeklini veriyorum. Şeklini vermek gerçekten çok kolay ve çok güzel görünen farklı bir şekil oldu. Alt kısmını da elimle böyle yapıştırdıktan sonra hamurumun şeklini tamamlamış oldum poğaçanın. Sizler bu aşamaya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Böyle tekrardan uç kısmını düzelttikten sonra geriye doğru kıvırarak poğaçamızın şeklini veriyoruz ve uç kısmını da böyle elimle bastırarak şeklimi tamamlamış oluyorum. Böyle tamamladığım poğaçalarımı fırın tepsisine alıyorum ve mayalanması için en az bir yarım saat tepsi mayası için bekleteceğim. Poğaçalarımın üzerine ben bir tane yumurta ve bir tatlı kaşığı pekmez kullandım. Pekmez hamur işlerinde, poğaçalarda böyle daha güzel renginin kızarmasına yardımcı oluyor. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde iyice sürdükten sonra üzerlerine ben haşhaş kullandım. İsterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz veya sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Ama haşhaş gerçekten çok güzel yakışıyor. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarımı şöyle fırından aldım. Şekilleri gerçekten çok güzel gözüküyor ve yumuşaklığına bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki böyle tel tel yaprak yaprak açılan bir poğaça oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.